olursam anında sözümü keser. Ben doğruyu söylemek zorundayım. Şimdi Tarsus'un mağarasının önü güneşe bakıyor. Güneşin altında 310 yıl bir insanın canlı uyuması mümkün değil. İkincisi saat bir yerinde 101 ama. Üçüncüsü mağarada uyumadan önce 15 gün yaşıyorlar. Mağarada kalktıktan sonra 15 gün yaşıyorlar. Ve bunlar hem dini vecibelerini yerine getirmek için suyu kullanıyorlar, hem de hayatlarını devam ettirmek için suyu kullanıyorlar. Dolayısıyla mağarada su olması gerekiyor. Yani uykuya dalmadan önce orada 15 gün kalıyorlar. Uykudan kalktıktan sonra da biliyorsunuz işte tekrar gene oranın valisi veya mutasarrufu neyse kaymakamı, kralı onlara çağırıyor işte tartışma var. İşte insanların ölünce dirilmez mi, dirilir mi tartışmasına işaret olarak bu olay ortaya çıkıyor. Şimdi yer olarak Kur'an-ı Kerim'in anlatımına çok uygun. Şimdi Tarsus'a bakıyoruz. Tarsus'ta su yok. Ayrıca sert bir yer değil. Ve bir de şehire gidip gelinecek seviyede değil. Çünkü uyandıklarında yani gidiyor şehirden işte helalından, temizinden bir şey alır yiyemiyor. Zaten burada ortaya çıkıyor bunlar. 310 yıl uyudular. Ve mağaranın konumu, yapısı Kur'an-ı Kerim'de yani Kehf Suresi'nde anlatılana %100 uymaktadır. Ve bununla ilgili bunun dışında diğer delilleri de arşiv belgelerine koyarak bu güzel olayı herkesin anlayacağı bir akademik yapıyla yazmak